Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua ile alakalı şöyle buyurdular. Kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapıları açılır. Allah'ın en çok sevdiği şey kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua başa gelen için de gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak dua önler. Onun için duaya sarılmalısınız. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim o isimleri ezberlerse cennete girer. Allah tektir, tek sever. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur. Allah'ın en büyük ismi şu iki ayettedir. Ve ilahüküm ilahün vahid ile elif la mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin. Hatta ayakkabısının kopan kayışını bile istesin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi, Buhari'den bize ulaşan bir hadis-i şerif arkadaşlar. Biriniz dua ettiği zaman Allah'ım dilersen beni bağışla demesin. İstemesinde samimi ve azimli olsun. Çünkü hiç kimse Allah'ı zorlayamaz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın en büyük ismiyle dua etmiştir ki onunla dua ettiğinde kabul eder. Onunla istendiğinde verir. Allah'a kabul edileceğini kesin kez bilerek dua edin. Çünkü Allah gafil kalbin duasını kabul etmez. Kimden istediğimizi bilirsek, kimin kapısında durduğumuzu bilirsek, değerli arkadaşlar, ona göre istemiş oluruz. Dua kulun bütün zamanlardan geçmesi, dua kulun Allah'a doğrudan varmasıdır. Dua aslında kulun kendini tanıması, dua kulun acziyetini kabul etmesidir. Bir insanın elinin her şeye uzanmadığını, gücünün her şeye yetmediğini ve istemek üzere yaratıldığını ve isterken de yegane mercinin Hazreti Allah olduğunu bilmesidir dua. Dua kapısında durduğumuz zatı tanıma adına her fırsatı değerlendirmedir. Yağmur yağarken edilen dua reddedilmez derler. Düşen yağmur damlalarını ona bir vesile saymak. Farz ile sünnet arasını hemen onun adına, ona varma adına, ondan isteme adına değerlendirmek. Ezan biter bitmez, farz namazını kılar kılmaz. Canımız sıkıldığında veya bir şeye sevindiğimizde hemen her hadiseyi Allah'a varmaya bir yol bilmek lazım. Ve günlük dua için ayırdığımız belli vakitlerin olması lazım. Belki bu 5 dakikadır, belki 15 dakikadır. Herkes kendine göre dua eder, herkesin kendince duası vardır. Ama Cenab-ı Hakk'a yakınlığı yakalamak, isterken de sadece kendi adına değil, cimri olmamak, bütün insanlığın kurtuluşu adına dua etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerimiz arasındadır. Bazen ilk olarak kendimize dua etmek, belki bazen de başkalarına etmek, ikisi de sünnette geçer. Ondan dolayı arkadaşlar, her zaman gönlü cömert tutmak, bizim Allah'ın rahmetine varışımızın adı. Kimden ne istediğimizi bileceğiz. Bütün insanlar ve cinler Allah'tan isteseler Cenab-ı Hakk'ın hazinesinden hiçbir şey eksilmiyor. O zaman isterken bizler sınırlı sayıda istemeyeceğiz. Sonsuzu, baki olanı isteyeceğiz. Cenab-ı Allah'tan Cenab-ı Allah'ı isteyeceğiz. Rabbim senden seni istiyoruz diyeceğiz. Ve yine dua ederken duaya konsantre olma,
Onun öncesinde mutlaka bir şeyler okuma. Duaya Euzu Besmele ile başlama. Akabinde Allah'a hamd etme. Allah'ın sevdiği zata, bize gönderdiği elçiye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat etme. Daha sonra isteme. Duayı amin ile bitirme. Efendimiz'e yine salatü selam getirme. Ve Cenab-ı Hakk'a hamd ederek bitirme. Bu da duanın edepleri arasındadır. Bu kalıplar namazdaki gibi insana edebi ve adabı öğretir. Yoksa insanın elini açması, insanın eğilmesi değildir. İnsanın gönlünü açması, insanın Hakk'ın huzurunda kendini tanıyarak eğilmesidir. Dua, Cenab-ı Hakk'a bizim yarınları sunmamız, yarınlar adına ne istediğimizi belirtmemizdir. Bir mahşer yalnızlığında dilimiz dönmeyecek. Kabirde dilimiz dönmeyecek. Sıratta dilimiz dönmeyecek. Mizanda dilimiz dönmeyecek. Sınırlı sayılı gün bittiği gün dilimiz dönmeyecek. Hatta son nefeste bile ettiğimiz tövbe dahi kabul değil. Demek ki bir fırsat, büyük bir fırsat, bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. İsterken Hakk'ın hazinesini bütün insanlara sunarak istemek lazım. Hani bazıları böyle hayaller kurarlar. İşte benim şu kadar param olsa şöyle hayır yaparım. Bu kadar param olsa şu kadar yetim sevindiririm. İşte şu kadar param olsa filan yere işte bir cami yaptırırım. Peki sende o olmayabilir ama Hazreti Allah sana dua makamını vermiş. O zaman elini açtığında öyle dualar et ki Allah senin yapmak istediğini zenginlerin kalbine merhamet koyarak gerçekleştirsin. Fakirken zengin olmanın adıdır dua. Yolcuyken bir adım atmadan menzile şimşek hızıyla varmanın adıdır dua. Dua, Cenab-ı Hakk'a varırken Cenab-ı Hakk'ın izni ile vardığını idrak etmedir. Cenab-ı Hakk'ın saltanatında fakirliğini kabul edip ondan isterken yarınlar adına, cennette cemal adına kendine bir yer ayırmadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la komşuluğu gönülden geçirip dile dökmedir dua. Dua bütün gurbetleri Cenab-ı Hakk'ın ismi ile, bütün sıkıntıları Cenab-ı Hakk'ın ismi ile çözme ve sonuca ulaştırmaktır. Cenab-ı Allah bizleri dua edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah bizi sevdiği kullardan eylesin. Amin.